Yeni gün başlıyor programından. Herkes hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Bugün 8 Kasım pazartesi. Gününüz ve haftanız hayırlara vesile olsun efendim. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla sizlerle buluşuyoruz. Yayınımızı hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlere ulaştırılmaya gayret ediyoruz. Gazete başlıkları ve yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağımız haber merkezince hazırlanan haberleri sizlere sunmak için buradayız. Bizleri özellikle radyoları vasıtasıyla yollarda seyir halinde dinlemekte, takip etmekte olan kıymetli dinleyicilerimize de kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Hayırlı işleriniz, bereketli kazançlarınız olsun. Cumartesi pazarın ardından üzerimizdeki o mahmurluğu artık bir kenara bırakıp yavaş yavaş güne hatta haftaya alışmaya çalıştığımız, başladığımız, başlamak zorunda olduğumuz şu dakikalarda herkes için her şeyin hayırlısını diliyoruz. İnşallah iyi insanlarla karşılaşır, iyi işler yapar, iyi vakit geçirirsiniz. Karşılaştığınız, dokunduğunuz, temas ettiğiniz herkes için de yeryüzünde iyiliğin temsilcisi olursunuz. Ta ki İyilik yeryüzüne hakim kılınıncaya dek. Kıymetli izleyenler ve dinleyenler yeni gün başlıyor programında gazete başlıklarını aktaracağımız gazete turumuza başlayacağız. Ama öncesinde e, hatırlatmamızı yapalım. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz şayet mecbur değilsiniz. E, zorlamıyoruz ama bazen oluyor e, çok farklı zamanlarda sitem olabiliyor. Size nasıl ulaşabileceğiz, onu hatırlatmıyorsunuz şeklinde. Biz o yüzden hatırlatmakla mükellefiz. Bize WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı ulaştırabileceğiniz numaramız... 0549 693 82 82 0549 693 82 82 Bu numara aracılığıyla WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hatırlatmamızı yaptık. Şimdi dün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son verileri ekrana getirelim. Covid tablomuzu aşağı haritamızı ekrana getirelim. Bir güncellemiş olalım bilgilerimizi ardından gazete turumuza başlayalım. Evet aşağı haritamız ekranda genel itibariyle çok büyük değişikliklerin olmamasıyla birlikte ayrıntılarda tabii ki yine barındırıyor haritamız. Şanlıurfa halen kırmızı renkte, İstanbul halen sarı rengini korumakta. Hatırlatalım bu harita neyi ifade ediyordu, nasıl oluşuyordu bu haritadaki renkler? 2 doz aşı olmuş, 18 yaş üstü 2 doz aşı olmuş, en az iki doz aşı olmuş insanların yoğunluğuna göre belirleniyor. İkinci tur aşı haritamız bu. Daha öncesinde bir haritamız daha vardı, neredeyse hemen hemen bütün harita mavi olmuşken Sonrasında yeniden toplumsal bağışıklığı artırabilmek adına en az iki doz aşı olmaya davet etmişti Sağlık Bakanlığı bizleri. Sayılara baktığımızda ise 347.783 testimiz yapılmış dün itibariyle yurt genelinde. Bunlardan 25.304'ü pozitif neticelenirken maalesef ki 200 vatandaşımız COVID nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Öte taraftan 28.852 iyileşen sayımız bulunuyor. Evet, bilgileri güncelledik dün itibariyle açıklanan verileri bu sabahta ekrana getirmiş olduk. Şimdi de gazete turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Diriliş Postası gazetesi. Evet diriliş postasında manşette iyice battılar başlığı yer alıyor. İyice battılar derken bir iyi vurgusu var. İyi Parti üzerinde özelinde. İyi Parti şehit abine ettiği küfürle 83 milyonun tepkisini çeken Lütfü Türkkan'ı grup başkan vekilliği görevinden almakla yetindi. Türkkan'a ağzını açmayan Akşener'in İstanbul Maratonu'nda boy göstermesi ise bardağı taşırdı. Bingöllü şehit yakınları ve gaziler Türkkan'ı istif Türkkan'ın istifasını istedi. Hemen e, olur ya bu kadar yoğun olmasına rağmen bu gündem arasında nedir mesele Bingöllü şehit ağabeyi Lütfü Türkkan İyi Parti hayırdır biz bir şey mi kaçırdık diyenler varsa hatırlatmış olalım. Eee İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, işte yurt gezisinde Anadolu gezisinde Bingölü ziyaret etmişti oradaki programı kapsamında işte vatandaşla görüşmelerini gerçekleştirirken bir şehit abiyi onlara karşı sesini duyurabilmek gayesiyle uzaktan haykırdı bu bir tartışmaya sebep oldu o şehit abini olay yerinden polis e ekipleri Uzaklaştırırken sakinleştirmek için öyle gördük öyle zannettik normaliydi odur sakinleştirmek için yanına giden bir İyi Partili Vekil vardı o da e, Lütfü Türkkan İyi Parti Grup Başkan Vekili idi e, düne kadar ve aynı zamanda milletvekili Vekili Lütfü Türkkan yanına gidip sokuldu elini omzuna attı onu teskin etmeye çalışırca bir taraftan da Şehit abi konuşuyordu e, bu esnada bir mutabakat sağlanamadı herhalde. Herkes kendi dediğini söylemeye çalıştı. Sonrasında da Lütfü Türkkan maalesef ki e, ağza alınmayacak küfürler e, etti. Küfürler diye çoğaltmayalım biz ama hani ağza alınmayacak bir küfrü orada kameraların alabileceği, kaydedebileceği şekilde emniyet personelinin de bulunduğu bir ortamda bu şekilde dile getirmişti ve sonrasında ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu tepkilerin üzerine şimdi bu gündemi okuyoruz. E, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Haberin ayrıntılarında Şehit İsa Gürmen'in abiyi Tahir Gürmen'e küfür eden İyi Parti ile Lütfü Türkkan önce inkar ve iftira ardından Nutuk Tiyatrosu ile skandalın üstünü örtemeyince İyi Parti'den göstermelik bir karar geldi. Türkkan Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti. Türkan hakkında tek kelime etmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile birlikte İstanbul maratonunda boy göstermesi vatandaşı çileden çıkardı. Gaziler ve şehit aileleri yurt genelinde eylemlerle Rüştü Türkkan'ı istifaya davet etti. O haberimizi ekrana getirebiliriz. Yurt genelinde yapılan protestoları 7 numarayı arkadaşlarımız hazırladıklarında ekrana getirebiliriz. E, yurt genelinde bu noktada protestolar oldu. Şehit aileleri, şehit yakınları, dernekleri işte siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları Türk bayraklarıyla sokaklara çıkıp yürüyüşler yaptılar, döviz, pankartlar taşıdılar ve adeta e, Türkiye tek yürek oldu bu konuda. Neden? Çünkü olayı siyasallaştırıldığı iddia ediliyor e, karşı tarafça. Ama kutsalın etrafında bu millet her daim bir araya geldi, her daim kenetlendi. O kutsallardan biri de e, şehitlik makamı, şehadet, şehitler bu milletin emanetleridir. Onlar bu millete emanet edilmiş değerlerdir. Dolayısıyla emanetine sahip çıkmak için de bu millet kenetlendi, e, tıpkı geçmişte olduğu gibi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine küfrederek Türkiye'nin gündemine oturdu. Lütfü Türkan bu çirkin davranışının ardından grup başkan vekilliği görevinden alındı ancak bu karar vatandaşları tatmin etmedi. O skandal anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Türkan'a ülkenin dört bir yanından tepki gelmeye başladı birçok ilde yüzlerce şehit ve gazi yakınları sokaklara döküldü. Evet, bir süre daha gündemde duracağını düşünüyoruz. Durması gerekir mi? Hak ettiği karşılık alıncaya kadar durması gerekir. Vicdanen durması gerekir ama e, bu çirkinlik sebebi yani sebebi mucibesi bu çirkinlik olan mevzuyu da gündemde tuttukça haberdar olmayan da haberdar oluyor. Neymiş ya bu görüntü deyip tekrar tekrar izliyor. Bu küfürü tekrar tekrar duyuyor. Bu hadise normalleşmekle beraber bu kötü e, duygular zihnimizde yaygınlaşmaya çalışıyor. Aslında çok fazla durması da önemli değil ama e, doğru değil ama e, sonuç almak lazım. Sonuç vicdanları rahatlatan e, hakkaniyet ölçüsünde bir karşılık olmalı diye düşünüyoruz. Evet, sürmanşette gündem Bosna Hersek başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Sırp lider Dodi'nin Sırp ordusu hamlesiyle gerilimi tırmandırılmasına karşı Türkiye'deki boşnak kanaat önderleriyle görüştü. Bosna Hersek'teki gerilim sonrası geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzet ile görüşen Erdoğan, dün de Huber Köşkü'nde ...Türkiye'deki boş, Boşnak Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Evet, sancak bizim kutsalımız, sudut kartallarına da hitap eden Erdoğan... ...sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağımıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum dedi. İki numarayı arkadaşlarımız hazırlayabilirler... Ee, 6. Hudut Komutanlığı, yanlış hatırlamıyorsam adı bu şekildeydi. Bir sancak töreni, devir teslim töreni vardı. Ulusi Akar'da, Savunma Bakanı Ulusi Akar'da orada o törende bulunuyordu ve e, telefonla Cumhurbaşkanı'na bir bağlantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon aracılığıyla katıldığı o törende e, hudut kartallarına güven mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleşen sancak törenine telefon bağlantıyla katıldı. Van Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören sancağın alana getirilmesiyle başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Çok Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan Mehmetçi'ye hitap etti. Durum. Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, ''Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir.'' dedi. değerli ve böyle bir değerli törende sizlerle en azından yüz yüze olmasak da sesimi sizlere duyurabilme imkanını hazırladıkları için savunma bakanıma, genelkurmay başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sağ olun. Ve bu törenle birlikte yeni bir sürecin Yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Ve sizleri şimdiden kutluyorum. Bu teslim töreninde görevi devralacak olan bütün askerlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun ve bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Ve bu sahip çıkma olayının da milletimiz, ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Devam ediyoruz efendim başlıkları aktarmaya. Konsolosluk gerilimi başlığıyla manşetin hemen yanından devam ediyoruz. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma planına karşı çıktı. Bennett, Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok diyerek arsızlıkta sınır tanımadı. Siz zannediyor musunuz ki Kudüs'ün başkent olmasını tanıyan ABD'ydi yani bunu ABD istedi? hatırlayın başkent konsolosluğunu, elçiliğini oraya taşıyarak, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak ABD, Trump dönemi ABD'si aynı zamanda Kudüs'ün başkent olmasını, İsrail vurgusunu tanımış oldu ve bunu ABD yaptı. Aynı ABD'nin konsolosluğuna İzin vermiyor e, İsrail yönetimi. Bu demek oluyor ki biz bir takım kararları aldık. Biz kimin ne yapması gerektiğini biliyoruz. Söyledik. Siz sadece onları yapın. ABD'nin rolü kağıt üstünde işte buydu. E, bu işte arsızlıkta sınır tanımadı diyor ya gazete. Arsızlık, aymazlık, vicdansızlık e, nice örneklerini görüyoruz ve bana şunu hatırlatıyor. Hani bazen bu kadarı da olmaz herhalde ya bu pişkinlik ya bu bildiğimiz kavramlarla ifade edilebilecek bir durum değil söz konusu İsrail için. Şimdi altında hemen bir diğer İsrail haberi var onunla onu okuduğumda özellikle bu söylediklerimi hatırlayın bize e, işte peygamberlerin hayatları anlatılıyor peygamberlerin tevhid mücadelesi anlatıldığı öğrendik işte özellikle İsrail oğullarına gelen peygamberleri e, dinlediğimiz zaman hikayelerini e, neler yaptıklarını peygamberlerine bunları duyduğumuzda ve yanı sıra işte helak olan kavimleri duyduğumuzda yani azgınlık nasıl bir azgınlık ki ya da toplum nasıl azar ki bir helakı celbeder e, vesaire diye. İşte hani bazı kazılar yaparsınız da tarih öncesi sizi o tarih öncesine götürür diyor o bulgular. Hmm, demek ki bak kap kaçak şöyle şu malzemeden yapılmış o zaman demek ki ulaşılan seviye buymuş diye sizi tarih öncesine dair bilgi sahibi yapar. İşte o yaşayan kazılar bakın bugün İsrail... E, terör devleti e, geçmişteki İsrail oğullarının yaşayan kalıntıları onlara bakarak e, nasıl peygamber katleden bir tohum e, toplum olduklarını nasıl helakı celbeden bir toplum olduklarını gayet net anlayabiliyoruz gayet net görebiliyoruz bu noktada bizim e, hayalini kuramadığımız hayal ederken zorlandığımız birçok şeyi bize o zaman tamam dedirten bir yaşayan eee Tarihsel değer diyebiliriz. Bir İsrail haberi daha var hemen altında. Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi işgalci İsrail'in sadece bu yıl 15 Filistinli çocuğu daha öldürdüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail'in Ramallah yakınlarındaki Elbire kentine düzenlediği baskında iki çocuğu da yaraladı. İsrail için çocuk ya da büyük yok. Onlar birer hedef, sadece birer hedef. Ee, ...ve hedefleri teker teker imha ediyor. Bunu niye söylüyoruz? İnandığımız değerler doğrultusunda insana, yaratılmışa e, hangi inanca sahip olursa olsun... ...hangi renkte, dilde, ırkta, kara parçasında olursa olsun... ...o insana, o canlıya duymamız gereken merhametten yoksun olmayarak... ...bakın bunu bir kenara atmıyoruz, bu bizim inanç sorumluluğumuz... Biz Müslüman, mümin kimseler olarak olmaya talip olan kişiler olarak bir sorumluluğumuz var. Yaradılanı yaradandan mülhem hoş görmek, sevmek gibi bir sorumluluğumuz var. Müslüman olarak bir merhamet e, sorumluluğumuz var. Bu ayrı. Bunu unutmamak, bunu kaybetmemekle beraber e, vakti zamanı geldiğinde kime nasıl davranmamız gerektiğini de unutmamamız lazım. Çünkü aynı öğreti bize diyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kalabalıkta yapılan kusurun özrü tenhada olmaz. O yüzden alenen dünyanın gözü önünde yapılan ayıbı daha sonra abi ben ettim sen etme abi abi yapma gözünü seviyorum abi olmaz. Bunları unutmayalım. Kimseyi kin ve nefrete teşvik ettiğimiz, sevk ettiğimiz zannedilmesin. Sadece bazı şeyleri unutmamak lazım vakti saati geldiğinde affetmeyi bilmek merhamet etmekle birlikte bazıları için bazı şeyleri unutmamak lazım çünkü lazım olacak birileri bizim merhametimizi suistimal ediyor. Ya özür dile ya da sus Cezayir ordusu resmi yayın organından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Fransa'nın sömürgeci geçmişinden kurtulamadığı belirtilen açıklamada bu hastalığın ilacı özür dilemek veya en azından susmaktır denildi. Evet devam ediyoruz. Bunun adı pişkinlik. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, şehit abine küfür eden Lütfü Türkkan'ı topa tuttu. Özür dilemenin bir erdem olduğunu kaydeden Çelik, fakat sen bu yanlış işi yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsan, pişmanlığın yerini piş, pişkinlik alır dedi. Evet, hiçbirisi aramadı. Bingöl'de İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın küfürlü saldırısına maruz kalan Şehit İsa Gürmen'in abi Tahir Gürma, Gürmen, yaşananları diriliş postasına anlattı. Akşener'e gösterdiği tepki sonrası polislerin kendisini bölgeden uzaklaştırdığını dile getiren Gürmen, bu arkadan geldi Lütfü Türkkan'ı kast ederek söylüyor. Sonra boynumu sıkmaya başladı, bana iki tekme vurdu ardından küfür etti dedi. Skandal hareket sonrası ne Akşener'in ne Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramadığını kaydeden Gürmen, Lütfü Türkkan benden özür dilemedi, muhalefet partisi liderlerinden arayan olmadı, hatta tepki de vermediler diye konuştu. Ee, ya bu tepkisizliğin artık bir tepki olduğunu, bir yanıt olduğunu, bir renk verme olduğunu kimse inkar edemez artık. Öyle e, kandili yakıp yıkmakla, PKK, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırmakla kendinizi aklayamıyorsunuz. Onu söyleyelim. Onu mu bilin. Yani arkadaşlar az bir toparlanın. Bize biraz avans verin. Şu kalabalığı bir dağıtalım. Deyip aranızda e, işaretini yapıp ondan sonra da meydanlarda boy göstermekte olmuyor. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu. Burada bir şey abi var. Ortak değeriniz terörle mücadeleyi onlar onlar gibi yapmayacağız, nasıl yapılacağını biz göstereceğiz onlara diyen Sayın Kılıçdaroğlu. Terör mağduru olan bir şehit abiyle yapılan bu muameleyi kimden gelirse gelsin doğru bulmadığımızı bir kez daha kararlılıkla söylüyoruz. O hep alışılmış cümleleriniz var ya sizin. Niye bu şekilde dile getirmediniz? Hala vaktiniz var. Bekliyoruz bir açıklama. Bekliyoruz Tepkisizliğiniz bizim için bir tepki anlamına geliyor. Cevapsızlığınız bizim için bir cevap anlamına geliyor. Ee, eğer yok canım biz öyle düşünmüyoruz. Neden hemen böyle bir karara vardınız diye düşünüyorsanız bize bir açıklama yapın lütfen. Evet. Diriliş Postası gazetesinden aktaracaklarımız bu şekilde diyelim. Devam edelim. Yeni Akit gazetesiyle gazete turumuza devam edelim efendim. Yine Akit Gazetesi'nde e, bu pisliği istifa temizler başlığı yer alıyor. Millet şehidin e, şehi hmm. peki okuyalım. Millet şehidin bacısına küfreden bu müptezeli mecliste istemiyor. Türkiye'nin dört bir yanında şehit yakınları başta olmak üzere. STK'lar, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın hem partiden ihraç edilmesi hem de milletvekilliğinden istifa etmesi için protesto gösterileri düzenledi. Şehrin bacısına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a karşı milyonlarca insan çeşitli platformlarda istifa çağrısında bulunurken, Genel Başkan Meral Akşener'in Türkkan'ı sadece grup başkan vekili görevinden alması, milletin aklıyla alay, alay etmek olarak değerlendirildi. Şehit yakınları, STK'lar, siyasetçiler Türkkan'ın vekillikten istifa etmesini istedi. Türkkan'ın parti grup başkan vekilliğinden istifa etmesini yeterli bulmayan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, bu şahıs milletvekilliğinden çıkarılmak, partiden at, bu şahıs milletvekilliğinden çıkarılmalı, partiden atılmalıdır derken terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği genel başkanı Atilla Polat da meclise küfürbaz Türkkan'ın vekilliğinden düşürülmesi çağrısında bulundu. Avukat Hasan İlter, İyi Partili Türkkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten soruşturma başlatılması gerektiğini vurgularken, Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, Akşener'in Türkkan'ı kovacak gücünün olmadığını savundu. Evet, şehit bacısına ağzına al ağza alamayacak şekilde küfreden İyi Partili kanı tepki için millet sokaklara indi. Bingöl, Bitlis, Hakkari, Siirt, Bilecik, Kilis, Giresun başta olmak üzere yurdun dört bir yanında STK'lar şehide saygı mitingi düzenledi. Şehit abi Tahir Gürmene yapılan hakarete tepki gösteren vatandaşlar Türkkan'ı nefretle kınadıklarını açıkladılar. Şehitlerin aziz hatıralarına saygısızlık edenleri milletin asla unutmayacağını vurgulayan STK'lar, meclisimizde teröre destek ver verenlerle şehidimizin emareti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etmeye kalkan hiçbir parti milletvekili istemiyoruz açıklaması yaptılar. Ee, işte hani demokrasi deniliyor ya, halkın değerleri, halkın iradesi diyoruz ya, diyorlar ya, işte halka rağmen siyaset yapılması o demokrasi başlığı altında bir çelişki oluyor. Halka rağmen siyaset yapmak, yani halk ne derse desin, onlar ne anlar, biz doğrusunu biliriz, biz ne söylersek onlar da ona uymak, onu kabul etmek zorundadır anlayışı. O vesayetçi anlayış, o geride kalan o Jacoben anlayış, o tepeden bakmacı, o ülkenin sahibi anlayışı var ya. Biz neyin ne olduğunu biliriz. Ne olduğunu bili, ne o, bilinmesi gerekiyorsa da biz vatandaşı onu söyleriz. Vatandaş da tamam der öğrenir. Halka rağmen siyaset yapmak bu. Halbuki işte halk için siyaset yapmak. Çünkü milletin vekilisindir. Millet seni seçmiştir. Kendi iradesini kendi iradesiyle seçmiştir. Kendi e, ni temsil edebilmek için görüşünü, ihtiyaçlarını, bakışını, duygularını temsil edebilmen için seni oraya göndermiştir. Ama sen e, halka rağmen siyaset yapmak için oradasındır. Çok da durmazsın zaten. Evet, şehit ailesine küfür, yenilir, yutulur değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehidin ailesine küfretmesinin yenilir yutulur bir şey olmadığını dile getirerek Türkkan'ın milletvekilliğinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken milletvekiliyle son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor ifadelerini kullandı. Evet, ağzı gibi sicili de bozuk. Bingöl'de şehit ablasına küfreden iyi partili Türkkan'ın ağzı gibi sicili de bozuk. Türkkan, Kocaeli'deki çiftliğine 15 kaçak yapı diktiğini ortaya çıkaran gazeteciyi dövdürmüştü. Türkkan'ın aynı zamanda Ziraat Bankası'ndan aldığı 36 milyon doları buharlaştırmak istediği iddia edilmişti. E, tabii ki ailesinin e, yaptığı işler kendisini bağlamaz ama biz bir şekilde Türkkan soyadını taşıyan onun ailesinin yaptığı hadiselerle de gündeme geldiğini hatırlıyoruz. İşte evdeki partiler, işte dansöz partileri bilmem neler, o after partiler kızının paylaştığı, yine kızının çakarlı bir araçla emniyet şeridinden giderkenki görüntü paylaştı. Tüm bunlar hani ne ilgilendirir? Kız aklı başında reşit olmuş biri. Onun bir ayıbı varsa bu babayı mı bağlar? Tabii ki biz de böyle bakıyoruz duruma ama bu o kimliğin verdiği bir özgüvenle rahatla, salahiyetle yapılıyorsa bağlar. İşte bu şımarıklıkla beraber, şımarıklıkla beraber biz Türkkan ailesini, Lütfü Türkkan'ı bir süre boyunca gündemde hep duyduk, gördük, adı geçti. Dolayısıyla sicili de hiç hoş şeylerle hatırlanmıyor. Devam edelim, biraz gündemimizdeyiz ekonomimiz üretim odaklı büyüyor başlığıyla devam edelim. CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ekonomik kriz var algısına rağmen Türkiye üretim odaklı büyüyen ekonomiyle uluslararası finans dünyası tarafından takdir ediliyor. Son bir hafta içerisinde küresel finans kuruluşlarının Türkiye büyüme oranlarını yükseltmesini değerlendiren ekonomistler Türkiye'nin üretim odaklı bir büyümeye imza attığını dile getirdiler. Ve Irak Başbakanı'na bombalı saldırı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin konuştuğu konutu silahlı insansız hava aracıyla saldırıya uğradı. Kazimi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirilirken Kazimi sosyal medya hesabından ben iyiyim herkesi sakin olmaya davet ediyorum açıklaması yaptı. Saldırı Türkiye başta olmak üzere Arap ülkeleri tarafından da kınandı denilmiş. 8 numarayı ekrana getirebiliriz. Siha saldırısı yapılıyor. Irak Başbakanı eee evine onun etkilerini göreceğiz ve Irak yeniden karışıyor. Tansiyon yeniden yükseliyor. Demokratik yani birilerinin o çok değer verdiği kavramlar var ya demokrasinin artık vuku bulduğu, seçimin yapıldığı, seçimler sonucu yönetimin göreve geldiği bir şeyin işlemeye çalışıldığı bir ortamda birileri yeniden e, suyu bulandırmaya, ortalığı karıştırmaya çalışıyor gibi görünüyor bize. Evet 8 numarayı arkadaşlarımız hazırsa ekrana verebiliriz. Belki buyursunlar. Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi'nin evine silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Başbakan Kazimi yara almadı. Sağlık durumu iyi olan Kazimi ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı. "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum," dedi. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede bir gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii Milis Gücü Asayip El Hak Hareketi Lideri Kays Hazali, Kazım’iye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali'nin yanı sıra Fethi Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerinden Ebu Ala el Velayi de Kazımi ve hükümete yüklenecek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericilerin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı. Evet, devam ediyoruz. ABD'den YPG'ye 26 tır silah daha başlığı var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi sonrasında terör örgütü YPG PKK'yı korumaya yönelik açıklamalar yapan Amerikan yönetimi 50 tırlık silahın ardından 26 araçlık yeni silah gönderdi. Ve bir başka başlık Yeni Akit gazetesinden aktaracağım son başlık hatta savunma sanayinde hedef tam bağımsızlık. Kıbrıs barış harekatında Türkiye'yi tehditle başlayan Ardından ambargo ile devam eden sürecin kendi kendine yeten bir savunma sanayi zorunluluğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine doğru ilerledikleri ilerlendiğini vurguladı. 2002, 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalışıldığının altını çizen Demir, Bunların yarısı son 5 yılda başlattık. 2023 vizyonumuz çevresi, çerçevesinde ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktayız." dedi. Yapanların, edenlerin eline sağlık. Gurur vesilesi gurur duyuyoruz. Göğsümüzü kabartan e, işler yapılıyor, manzaralar bunlar. Evet Yeni Akit gazetesinden de aktaracaklarımız bu şekildeydi. Türkiye gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye gazetesi manşetinde evliliğe uygun raporu alınsın başlığı yer alıyor. Kadına yönelik şiddete karşı meclisten ilginç öneriler. Evlilik öncesinde çiftler eğitimden geçirilsin, evliliğe uygun raporu verilsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekilleri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ilginç tespit ve önerilerde bulundu. Milletvekilleri yapılan saha çalışmalarında edindikleri izlenimlerden yola çıkarak evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulmasını, kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak evliliğe uygunluk raporu alınmasını önerdi. Türkiye'de her bölgeye özgü ayrı bir şiddetle mücadele stratejisi geliştirilmesi, kadınlara yönelik şiddet konusunda özel ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, meclise daimi bir komisyon ve müstakil bir bakanlık kurulması, aile bakanlığına bağlı şiddeti önleme merkezlerinde 7-24 psikolog bulundurulması da dikkat çeken diğer tavsiyeler oldu. Bu konuda yapılması gereken birçok şey olduğunu düşünüyoruz, söylüyoruz iddia ediyoruz. Fakat bu yeterli olur mu? Evet, marjinal bir çıkış, e, radikal bir görüntü, evliliğe uygun raporu alınsın. Yani evlilik için bir ehliyet, liyakat diyelim, e, fiziki anlamda bir liyakat ortaya çıkması e, bugün içinde bulunduğumuz zaman zarfında bunu bir ihtiyaç olarak gösteriyor. Fikren güzel geliyor ama altına baktığımızda, derinliğine indiğimiz zaman bu bir acziyet göstergesi. Bu ilk düğmesini yanlış iliklediğimiz bir gömleğin diğer düğmeleri arasında bir düzeltme mücadelesi vermekten öte bir şey değil. Yani son düğmeyi düzgün göstermek, arada bir tane fazladan açıkta kalan düğmeyi gizlemeyecektir. Dolayısıyla önce ilk düğmeyi doğru iliklemek lazım. İlk düğme nedir? Son düğme nedir? Onu söyleyelim. Evliliğe uygunluk belgesi alınması lazım. Evet fakat Bugün bunu uyguladık diyelim ki resmi olarak da dedi ki bir hakem heyeti var. O hakem heyeti onay verecek, mülakat yapacak ya iyi hal görecek. Tıpkı mahkemede nasıl hakim boşanma talebini değerlendiriyor ya da vesaire falan. Orada ki biliriz az çok bu aile mahkemelerinde de boşanma hakimleri de öyle boşanmak istenir zırt diye hemen boşamaz. Gerçekten delil arar çünkü... Hakimler de aile yuvasını, aileyi koruyabilmek adına eften püften sebeplerle hemen öyle boşamaya çok yakın değillerdir. İkna etmeniz gerekir hakimi. Dolayısıyla evlenirken de heyeti ikna etmeniz, ben buna hazırım, ben liyakat sahibiyim diye göstermeniz gerekse. Neler olur bir düşünelim. Sadece o heyetin olurunu alabilmek için bir çaba ortaya konabilir bir e, hazırlık yapılabilir ama iş sadece o heyetin ihtiyaçlarını karşılayabilmekle sınırlı kalacağı için manada bizi kuşatan bizi kapsayan değerler olmayacak. Zira bugün ehliye sınavına baktığınızda e, sadece sınavı geçebilecek bilgiye erişebilmekle yetiniyoruz veya daha fazlasını bilsek de sınavdan sonra bunların uygulanabilirliğini vicdanlarınıza havale ediyoruz. Trafik kurallarına uyma noktasında baktığımızda trafikte karşılaştığımız insanlara hepsi ehliyet sınavına girmiş, hepsi ehliyet eğitiminden geçmiş, trafik ilk yardım eğitimi almış insanlar ama trafikte nasıl davranıyorlar? Hala yol hakkı benimdi, yok oradan nasıl geçersin, bana nasıl kornaya basarsın, niye önüme kırdın gibi tartışmalar yapılıyor, insanlar sokaklarda birbirlerini boğazlıyorlar e demek ki bu iş için bir heyet, bir sınav yeterli olmuyor. Peki yatırımı nereye yapmalıyız? Gömleğin ilk düğmesi. Bu noktayı boş bırakmamakla beraber burada bir e, danışman heyeti olup evlenecek insanların e, onay almak değil ama evrakı arasında heyet e, imzası olması gibi bir e, ara durak yapılabilir. Bir danışmana gönderilebilir. Hani devlet bu hizmeti verebilir der ki bizim evlilik danışmanlığı hizmetimiz var. Evlenecek olan kişiler nasıl test yaptırıyorlar kan uyuşmazlığı testi işte sağlık raporuydu akciğer grafisi vesaire. Bunları yapıyorlar. Bir de aile danışmanı evlilik danışmanlığına gidiyorlar. Orada briefing alıyorlar. Ayrı ayrı erkeğe anlatılıyor geleneksel yaşantımız toplumda erkeğin rolü görevi evlilikteki beklentiler. Bunlar anlatılsın işte bir seans iki seans ondan sonra da belgeyi alsın dosyanın içerisinde koysun, desin ki ben evlilik danışmanlığından da e, briefing aldım. Bunu almadığınız zaman dosyanız kapanmasın, nikahınız kıyılmasın. Bu bir hizmet olur. Bunun faydası olur, zararı olmaz. Yani yeterli olmaz. Ama böyle bir şey yapılabilir. Yanı sıra nereye yatırım yapmamız lazım? Bizim aileye yani anne babalara önce öğretmemiz lazım. Anne baba önce çocuğunu öyle yetiştirecek. Çocuğuna iyi bir örnek olacak. O çocuk da yarın öbür gün yetişkin olup e, aile yuva kurmak istediği zaman örnek aldığı babası onun başını önüne eğdirmemiş olacak. Örnek aldığı annesi yuvasında huzursuzluk sebebi olmamış olacak. Neden? Çünkü aynı annem gibi davranıyorum ama mutlu değilim. Aynı babam gibi bir baba olmaya çalıştım ama mutlu değiliz. Sonucu ortaya çıkmaması için e, biz ailede bu eğitimi vermeliyiz, ailede bu terbiyeyi vermeliyiz. Evlenen insanı evlilik aşamasında durdurmak, sadece süreci atlatabilmesi için ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşmayı ona, onu oraya zorlayabilir, itebilir ama bir şeyleri kalıcı olarak değiştirmeye yetmeyecektir diye düşünüyoruz. Ama evlilikle alakalı muhakkak bir şeyler yapılmalı, özellikle. Anne babalar bu konuda bir de evlilik danışmanına gidip bir takım dayatmalar noktasında briefing almalı. Bakın bunlar dinimizde de kültürümüzde de hoş karşılığı olmayan şeyler. Evlilik kolaylaştırılması gereken bir müessese, bir fiildir. Dolayısıyla işte geleneklerle, göreneklerle bir takım fiziki şartlarla evliliği zorlamayın, gençleri teşvik edin diye anne babaların da danışman. ...desteği alması gerekiyor bence. Evet, Akşener vekilliğine son vermeli başlığı yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde bir şehit ailesine... ...bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir diyen Cumhurbaşkanı ekledi. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor ifadeleri paylaşılmış. Şöyle bir bakıyoruz neler var aktarabileceğimiz farklı haberler arasında. Türk Dünyası Festivali. Türk Dünyasının birlik olma hayali bir film festivaliyle gerçeğe dönüşüyor. Bugün İstanbul'da kapılarını açan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali. Türkçenin konuşulduğu 13 ülkeden 42 filmle yüzün üzerinde sinemacıyı ağırlayacak demiş. İlgilisine bizler de duyurmuş olalım, aktarmış olalım bu şekilde. Ve peki şu son başlığı da aktarmış olalım. Dün bildiğiniz gibi İstanbul Maratonu Gerçekleşti. 43.sü düzenlendi. Özellikle boğazı yürüyerek geçme arzusunu yerine getirmek isteyenler için de eşsiz bir fırsat. Her sene kısmetse bir dahaki seneye diye not aldığımız bu maratonda şahsım adına söylüyorum. 22. maratondan neyse kısmetse bir dahaki sefer değil niyet edip 43'e kadar gelip hala katılamamış biri olarak bu başlığı da okumuş olayım. İstanbul Maratonu'nun 43.sü .'si yapıldı. 40 bin kişi iki kıtayı koşarak geçti. 42 kilometrelik maratonda erkeklerde Ugandalı e, Victor Kiplangat kadınlarda Kenyalı Şelya Jirotik birinci oldu. Hüseyin Can 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı demiş gazete e, haberinde. Türkiye Gazetesi'ni bu haberle bitirmiş olduk ee, ve e, diğer gazeteyi geçmeden önce de bir ara vermemiz gerekiyor. Reklamlara gitmeden önce hava, para ve yol durumunu ekrana getireceğiz. Ardından reklamlar sonrasında biz burada olacağız. Yeni Gün Başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor. Ee, yeni ekranlarını açmış, radyolarını açmış olan izleyici ve dinleyicilerimize bir kez daha hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz efendim. Yeni gün, yeni hafta başlangıcı hepimize hayırlar getirsin diyoruz. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 numarasını kullanabilirsiniz. Bize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilmek için diyoruz ve gazete turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Milliyet gazetesi. Evet Milliyet gazetesi manşetinde Uludağ'da erittik başlığı yer alıyor. Uludağ Milli Parkı'nda son 35 yılda erozyon, yerleşim alanı ve çıplak kayaların kapladığı alan %7.8'den %13.3'e yükseldi, alpin çayırları azaldı denilmiş. Uydu verileriyle coğrafi bilgi sistemlerinin algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Uludağ'da 137 endemik tür tespit edildiği Bunların 30'ununsa Uludağ endemi olduğu ancak 54 türün neslinin tehlike altında bulunduğuna değinildi. Hazırlanan haritalarda Milli Park'taki yoğun insan etkisinin izlerin, izlerinin görüldüğüne dikkat çekildi. Çözüm önerileri de şöyle sıralandı. Kayak merkezi dışındaki bölgelerden turistlerin serbest dolaşımına izinsiz ve bireysel yürüyüşe çıkmalarına, kaçak kamp kurmalarına izin verilmemeli. Gezi rotalarının insan taşıma yoğunluğunu araştırılıp, yoğunluğu araştırılıp gezi başına düşecek turist sayısından Fazla insan kabul edilmemesi sağlanmalı şeklinde. Kuai e, Milliye geleneğimiz başlığı atılmış bir diğer haberi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları kurultayındaki konuşmada, eğer Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorsak, eğer bu ülke toprağı basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemize yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız. Biz kuvayı milliyeciyiz dedi. Hemen yanındaysa ordu siyasete bulaştırılmasın başlığı yer alıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar milliyete konuştu. Üst başlığıyla verilmiş. Savunma Bakanı Akarla Başkale'deki 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki sancak törenindeydik. Egemenlik ve ülke güvenliği konularında iç çekişmelerin hiç kimseye yarar, yararı olmayacağını söyleyen Akar, Mehmetçiğin bu süreçte morale ihtiyacı olduğunu belirtti. Siyasetten medyaya, toplumun her kesiminden hassasiyet beklediklerini belirten Akar, bu ordu bizim sahip çıkalım. Günlük siyasetin dışında tutulması lazım. Tezkere çıkmasaydı Suriye'den çekilmemiz ve terörle mücadeleyi bırakmamız demekti, dedi. Bir diğer başlıksa Türkkan'a her yerde protesto. Yurdun birçok ilinde şehit ve gazi yakınları İyi Parti ile Lütfü Türkkan'ı protesto etti. Bingöl'deki şehide saygı mitingine katılan binlerce kişi Türkkan gazi meclisimizden kovulmalı, dedi. Ve istifa etti başlığı hemen altında yer alıyor. Milliyet gazetesinde şehit yakınına hakaret eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Akşener Türkkan'ın yerine geçecek ismin seçimle belirlenmesi için İYİ Parti Meclis Grubu'nu bugün saat 14'te olağanüstü toplantıya çağırdı. E, belirtelim, düzeltelim yanlış anlaşılmaya mı hal vermemek adına İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Milletvekilliği e, ve İyi Parti e, üyeliği devam ediyor. Mecliste olmaya devam ediyor. Oysaki bir üstünde haberde okuduğumuz o, talepte, Lütfü Türkkan'ın e, Milletvekilliğinin sonlandırılması, Meclisten ihraç edilmesi, İyi Partiden ihraç edilmesi gibi talepler vardı. Onun yerine sadece Grup Başkan vekilliğinden istifası. E, yeterli bulundu. Bu haberle birlikte Milliyet Gazetesi'ni de tamamlamış oluyoruz. Geçiyoruz Milli Gazete'ye. Milli Gazete manşetinde Edep Yahu başlığı yer alıyor. Edirne Kapı şehitliğinde yaşanan fuhuş, uyuşturucu ve alkol vakaları kan dondurdu. Şehitlikte fuhuş ve zararlı madde kullanımı olaylarının yanı sıra uyuşturucu ticareti yapıldığı da belirtildi. Konuya dair vatandaşlardan bilgi alan Milli Gazete söz konusu rezaletlerin uzunca bir süreden beri yaşandığını öğrenirken vatandaşlar yetkililerden harekete geçmelerini ve söz konusu çirkinliklere engel olmalarını talep etti. Milli Gazetenin edindiği bilgilere göre söz konusu çirkinlikler Şehirdire Kapı Şehitliğinde sıkça yaşanır hale geldi. Vatandaşlar konuya dair gazetemize konuşurken Fuhuş yapanların, yanı sıra uyuşturucu ticareti yapanların ve alkoliklerin de Edirne Kapı Şehitliği'ni mesken tuttuğunu ifade etti. Yaşanan çirkinlikleri yetkililere ilettiklerini de belirten vatandaşlar ne yazık ki sorunların çözülmesi doğrultusunda bir adım atılmadığını kaydetti. Bu haberi e, geç de olsa e, gazetesine taşımış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz Milli Gazete'ye. Ama bu kadar şikayetten bahsetmişken o adı geçen yetkililerin de kim olduğuna dair ufak bir ayrıntı belirtselerdi biz de mutlu olurduk. Çünkü çok sık duyuyoruz kim bu yetkili, kimse yetkili çıksın artık diyecek oluyoruz. Ama o yetkilinin kim olduğunu da belirtmek adına bir ufak detay ayrıntıya yer verebilirdi diye düşünüyoruz. Evet, Sür e, sürmanşette GİK'te ekonomi başta olmak üzere ülke meseleleri konuşuldu. Saadet Partisi Genel Merkez Binası'nda GİK toplantısına başkanlık eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomi başta olmak üzere güncel meseleler, ülke ve dünya gündemine ilişkin konuları masaya yatırdı. Genel Başkan Yardımcıları çalışma alanlarına yönelik sunumlarda bulunurken yapılacak çalışmalara ilişkinde öneriler değerlendirildi. Evet, 290 hafız için tören düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı, Malatya Spor Salonu'nda kentte hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarından mezun olan 290 öğrenci için düzenlenen hafızlık töreninde yaptığı konuşmada son yıllarda hafızlıkta önemli gelişmeler oluyor. Nicel olarak, sayısal olarak işte burada olduğu gibi. Aralık ayının başında kendi memleketim Rize'de 500 civarında hafız icazete dahil oldular diye konuştu. Hayırlı uğurlu olsun hafızlarımıza. Allah mübarek etsin, Allah sayılarını artırsın. okuduklarıyla, okuduklarını anlamayı, anladıklarıyla amel etmeyi ve başkalarına da e, tebliğ ve davet edebilmeyi Mevla nasip etsin diyelim. Türkkan istifa etti. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in isteği üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan şehit abine ağız alınmayacak küfür etmişti demiş. Böyle e, arada derede küçük bir başlıkla da olsa Milli Gazete bu habere yer vermiş. Irak Başbakanı'na drone'la saldırı haberi okumuştuk. F-35'ler e, ellerinde kalacak denilmiş. F35 almak isteyen ülkeler şokta. Singapur bulut tabanlı sistem ABD'ye istediği an müdahale imkanı sunuyor derken İngiltere 138 siparişten 90'ını iptal etti. Kanada envantere almam dedi. Ve bir diğer başlık Londra kapitalizm karşıtı Londra'da kapitalizm karşıtı gösteri. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi 6 Kasım küresel iklim eylem gününde iklim değişikliği karşıtı gösteri düzenledi. Dünyanın geleceğini mahveden kapitalizmle mücadele edilmesini isteyen göstericiler, Siyonist İsrail'e tepki gösterirken Çin zulmüne uğrayan Uygurlara da destek verdi denilmiş. Fatih Camii kapılarını gayrimüslimlere açtı. Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'daki Fatih Camii her yıl düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğine bu yıl yaklaşık 1500 gayrimüslim ziyaretçisini ağırladı. Operlör'den okunan ezanla başlayan program din görevlileri Muhsin Dursun ve Rahim Çakmağan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve getirdikleri salavatlarla devam etti. Lahey Din Hizmetleri Müsaviri Profesör Doktor Haluk Songur'un sunum yaptığı programda ziyaretçilerin İslam hakkındaki soruları cevaplandırıldı denilmiş Milli Gazete'deki bu haberde. Ve bu haberle Milli Gazete'den de aktaracaklarımızı tamamlamış olduk. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam gazetesi manşetinde Aybüke'yi Aybüke, yi, Aybüke yi dünya tanıdığı Şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi şehidin adının yaşatılması ve PKK vahşetine dikkat çekilmesi adına örnek eser oldu. PKK'nın 9 Haziran 2017'deki terör saldırısında şehit düşen öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'da yaptırılan halk kütüphanesine verildi. Eser bu yıl Uluslararası Kütüphaneler Federasyonunun yılın Halk Kütüphanesi Yarışmasına adaydı. Değerlendirmede Aybuki Yalçın Halk Kütüphanesi tanınmayı hak eden 32 kütüphane arasında sayıldı. Liste işlevsel mimari, teknolojik kullanımı, dijital yenilikleri ve yerel kültürü barındırma özelliklerine göre hazırlanıyor denilmiş. 18 Kasım 2020'de hizmete giren 8300 metrekarelik kütüphanede 150 bin kitap bulunuyor. Aynı anda 1200 kişiye hizmet veren binada çocuklar için de özel alanlar yer alıyor demiş akşam gazetesi Aybüke öğretmenin adının verildiği kütüphane için. Ve bir diğer başlık akşam gazetesinde o müptezel vekillikten atılmalı. Başkan Erdoğan partisinin başında partisinin başındaki hanımefendi bu ahlaksız adamın vekilliğini sonlandırmıyorsa buna iştirak ediyor demektir dedi. İyi Parti'den malum bir kişinin bir şehit ailesini bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Bütün milletimizin bu müptezele gereken dersi vermesi lazım. İyi Parti'nin başındaki hanımefendinin yapması gereken onu sadece görevden almak değil, milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapmıyorsa ona iştirak ediyor demektir ifadelerine yer verilmiş gazetede. Tepki büyüyor. Şehit yakınına sinkaflı küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Ağrı, İzmir gibi pek çok kentte protesto edildi. Küfür için şehit yakınından değil Akşener'den özür dileyen Lütfü Türkkan dün İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Dilekçesinde Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine istifa ediyorum dedi. Küfürbaz vekilin partiden ihracının gündeme gelmeyeceği ve konunun kapatılacağı konuşuluyor denilmiş ucuz kurtardı başlığıyla verilen haberde. Evet, en çok vaka Karabük'te haftalık vaka haritasında Yalova, Osmaniye, Balıkesir en çok artışın yaşandığı iller oldu. Karabük 100 binde 534 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede. Burada bir sıkıntılı bir taraf var. Bu e, en çok yükselişin olduğu vakanın görüldüğü yerler. Bizim programın başında verdiğimiz harita var ya. Hani Sa Sağlık Bakanlığı'nın her günün sonuna yakın bir vakitte takriben saat 7 7.30 civarında paylaştığı bir aşı yoğunluğu haritası var. Vaka sayılarını paylaştığı bir tablosu var. Sağlık Bakanlığı'nın bize yeni gün başlıyor programının girişinde hemen hatırlatmak üzere hatırlatmak adına bir önceki günün tablosunu ekrana getiriyoruz. O tabloda hatırlarsanız ki unutmamıza fırsat da vermiyorlar. E, Şanlıurfa kırmızı renkteki tek il renkler neyi ifade ediyordu? 18 yaş üstü en az 2 doz aşı olmuş insanların oluşturduğu bir aşı yoğunluğu haritası. Dolayısıyla kırmızı renkte olması 18 yaşının üzerinde en az 2 doz aşı olmuş insanların sayısının en az olduğu yer. Neresi? Şanlıurfa. Peki bunun yanı sıra en çok vakanın görüldüğü yer neresi? Karabük. Karabük en çok aşı olmuş illerden biri yanılmıyorsam mavi renkte. Eğer yanılıyorsam sarı renkte olduğunu söyleyebilir, Sarı olabilir ama ben mavi diye aklımda. Ee, yani aşı yoğunluğu oldukça yüksek olan bir ilimiz. Karabük ama çok ciddi vanada. Yani 16 milyon nüfusu olan İstanbul'un iki kat yoğunluğu. Tabii ki nüfusu daha az. Kıyaslanamayacak kadar az ama e, bu oran e, nüfus üzerinden bile baktığınızda çok daha büyük bir e, durumu ortaya koyuyor. Şanlıurfa çok daha az vaka sayısına sahip. Çünkü bu haritalar vaka yoğunluğunu göstermiyor. Aşı yoğunluğunu gösteriyor. Kırmızı da olması yeterli düzeyde aşılanmanın yapılmadığını gösteriyor ama ona rağmen Karabük'te çok ciddi manada bir vaka artışı gözleniyor. Bu da aşıyla ilgili kafasında soru işareti olanların soru işaretini biraz daha perçinliyor bu gelişmede. Evet, bir başka haber. Havalimanı, havalimanına metroda ilk test. İstanbul'da Gayrettepe Havalimanı metro hattında ilk test sürüşü bugün gerçekleştirilecek. 32 kilometrelik hatta ulaşım 20 dakikada sağlanacak. Bakan Kara İsmailoğlu İstanbul'un 259 buçuk kilometrelik raylı sistem ağına 7 hatta e, 1 bölü 0.3 kilometre daha ekliyoruz. Çalışmalar 7.24 sürüyor dedi. Bugün test sürüşü gerçekleştirilecek. İstanbul'da Gayrettepe Havalimanı metro hattı. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve önemli bir hat yoğunluğu da tabii ki oldukça ciddi olacak bir hat. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Ve aktaracağımız son haber... Ee, bu haberi okurken de bir taraftan da bakıyoruz. Bu haberi listeye almadık mı biz acaba? Bizim böyle bir haberimiz vardı ama. Peki haberi okumuş olalım biz. Ee, kovulan kapıcı apartmanı yaktı diyor başlıkta. Eskişehir'de kaldığı çatı katını ateşe veren kapıcı... 200 kişiye kabusu yaşattı. 11 katlı bina kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle boşaltıldı. Yangın söndürme vanalarını kapattığı da anlaşılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu gözaltına alındı. Çok ilginç, çok enteresan ve e, hani şükür ki sonuçları bununla sınırlı kalmış. Daha büyük bir tehlike yaşansaydı ki yaşanabilirdi bir faciaya neden olabilecek durum. E, Eskişehir'de bir e, sitenin bloğunda 11 katlı bir bina 66 daire bulunuyor. Hemen siz e, milli bir spor olarak dairede e, katta kaç daire var hesabını yapmadan söyleyelim. Her katta 6 daire. Planında bir büyükçe bir apartman bloğu düşünün. Birkaç bloğun daha olduğu bir site. Bu sitede bu bloğun yönetici e, kapıcısı e, görevi de son veriliyor. İş haktine son veriliyor. Kendisine tebliğ ediliyor. Ee, yarın sabah e, boşaltacağım daireyi diyor. İlginçtir ki kapıcı dairesi binanın en üst katında, terasında e, ve giderken de kapıcı kızgınlıkla kendi dairesini oturduğu kendi kapıcı dairesini ateşe veriyor. Ateşe vermeden önce de yangın söndürme vanalarını da kapatıyor. E, sitenin güvenliği alevleri, dumanları görünce haber veriyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tabii ki e, yangına müdahale ediyor. Bir saat civarında süren bir müdahalenin sonunda yangın söndürülüyor. Ee, ama büyük panik yaşanmıyor değil. Zira aynı apartmanda 200 kişi bulunuyor. 66 daire var, aile var. Onlar tahliye ediliyor. Şükür ki kimsenin burnu bile kanamıyor. Ee, yakalanan kapıcı da işten çıkarıldığım için kızdım, kızgınlıkta yaptım diyor ee, şimdi bu pişmanlık neye yarar? Değer miydi? Bunun muhasebesini kendi yapacaktır, eminiz. Evet, akşam Gazetesi'ni de bu haberle tamamlamış olduk. Gazete turumuzun son durağı olan Milat Gazetesi'ne geçelim mi arkadaşlar? Peki, Milat Gazetesi'ndeyiz. Milat Gazetesi manşetinde Suriye Milli Ordusu emir bekliyor başlığı yer alıyor. Milleta konuşan Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanı Abdülnasır Ebu Celal harekat için hazır olduklarını belirterek telrifatı birkaç saatte kontrol altına alırız dedi. ABD ve Rusya Suriye'de terörle mücadeleye yönelik verdiği sözlerini yerine getirmedi. Türkiye kendi göbeğini kendi keserek terör örgütü PYD'ye ağır bir darbe indirmeye hazırlanıyor. Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanı Yarbay Abdülnasır Nasır Ebu Celal, YPG'nin ne satla masaya oturduğunu ifade etti. Esed güçlerinin Esed güçlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını açıklayan muhalif komutan operasyon için hazır olduklarını duyurdu. Ebu Celal, ABD'nin bölgeden çıkacağına dair haberler gelmeye başlayınca PYD Ruslarla yakınlaştı. ABD'nin olmadığı yerlerde Rus bayrakları dalgalanmaya başladı, el, el muhaberat dahil her yerde güçlü istihbarat kaynaklarımız var, dedi. Sür manşette ise EYT ve asgari ücret masada başlığı var. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısının gündeminde faiz fiyatlar, asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge ve EYT konusu var. Yoğun gündemle bugün toplanacak kabinede G20 zirvesinde yapılan ikili görüşmeler ele alınacak. Terör, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'yi olası harekat planı, ekonomiye yönelik atılacak adımlar ve virüsle mücadele masaya yatırılacak. Evet, devam ediyoruz. Sahip çıktılar. İyi Parti Bingöl'de şehit yakınına ahlaksızca küfreden Lütfü Türkan hakkında ne disiplin ne de ihraç süreç işlemi işlemlerine başlattı, işlemlerini başlattı. Küfür ettikleri kişinin kardeşini sadece mayına basmış bir çoban olarak gören İyi Parti zihniyeti, Türkkan'ı sadece grup başkan vekilliği görevinden aldı. Türkkan'a en hafif cezayı veren İyi Parti'nin aldığı karar toplum vicdanında büyük üzüntüyle karşılandı. Eee... Siyasetin maalesef ki cilvelerinden biri, onu da söyleyelim. Herhangi birini yönlendirmek için söylemiyoruz. Bu maalesef ki yaşanan bir gerçek. Bugün seçim olsa sırf şu gündemden dolayı belki meclise girebilecek bir oyu bile alamayacak İYİ Parti. Hani çok iddialı bir söylem olabilir ama e, ciddi. Yani koyu bir İYİ Partili olanların, belki daha dar bir açıda bakanların... E, ya da daha başka motivasyon referans noktaları olan seçmenin dışında yani bir başkasını kızıp e, takdir etmeye başlayan seçmenin bile bugün İyi Parti'yi e, İyi Parti'nin gözünden düşü, düştüğü bu gündemle bugün seçime gidilse İyi Parti sırf şu gündemden dolayı belki meclise bile giremeyecek. Ama ne acıdır ki şu olayın üzerine bakın şu an henüz bir şey yapılmadı. Yakın zamanda bununla ilgili e, toplumun vicdanını rahatlatacak, kamuoyunun beklediği adımlar atılırsa ne hala Ama atılmadığı takdirde bu olay bu şekilde kapanmış olacak ve vicdanımıza e, e, kaktüs dikilmiş olacak. Dikenli bir bitki dikilmiş olacak ve onu yeşertmiş olacaklar attıkları her adımla. Dolayısıyla e, siyasetin cilvelerinden biri seçime ortalama iki yıl var diyelim. Seçim için bir buçuk yıl, iki yıl diyelim ee, ve bu unutulacak niceleri daha unutulacak ama bugün seçim olsa belki meclise girmesinin önündeki en büyük engel olacak şu gündem e, İyi Parti'nin şu gündemi e, başkaları olur olmaz bir şey söylemeyelim şimdiden ama e, seçim zamanı hatırlanmayacak i̇şte bazı şeyleri unutmamak lazım kararlı olmak lazım tavrımızı sürdürmemiz lazım talebimizi sürdürmemiz lazım eee talebi artık anlamsızlaştığı yerde de en azından bu e, tavırlarını her zaman hatırlatmak lazım. Bu durumdan rahatsızlık duyuyorsak, işte e, bu durum tepkisizliği bizi rahatsız ediyorsa bu onların üzerine yapışmalı. Onları hangi platformda, nerede, ne konuşurken görüyor ya da dinliyorsak onlara hitaben, onlardan bahsediyorken bu vasıflarını da hatırlatarak konuşmamız lazım ki unutmayalım, unutmasınlar. Kimse unutmasın. Çünkü cidden insan vicdanını yaralayan, insanlık onurunu ayaklar altına alan, zedeleyen bir durum. Evet, hedef tam bağımsızlık. Türk savunma Sanayi, sanayisi tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hedef ilk 10 ülke arasında yer almak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, İsmail Demir'in açıklamalarına yer verilmiş. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürüten Türkiye bugün 750 yeni projeyle dünyada ses getiriyor. Ve bunların büyük kısmını son 5 yılda başlattıklarını belirten, belirterek proje hacmimizi 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkardık demiş savunma sanayi başkanı İsmail Demir. Son olarak aktarabileceğimiz haber başlığı. Akdeniz yeşerecek. Doğu Akdeniz'de yaz aylarına çıkan orman yangınlarından zarar gören alanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak. Fidanlarla yeniden yeşermeye başlayacak. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı demiş gazete. Birileri vardı ya özellikle bu yangının ilk çıktığı zamanlar e, yine mi? otel yapacaksınız yine mi işte betonlaşma için ormanları yakıyorsunuz? E, imar açmak için güzelim ormanları ateşe verdiler diyenler oradaki yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili e, maalesef ki at gözlüğü takmış durumda. Oraları görmüyorlar. Oraların takipçisi olmuyorlar. Takipçisi olan yine hükümet e, ve devlet. Evet bu haberle Milat Gazetesi'ni tamamlamış olduk. Milat Gazetesi ile birlikte de gazete turumuzu Tamamlamış olduk. Şimdi de e, haber merkezimizce hazırlanan haberlerle devam ediyoruz. Evet e, geçtiğimiz günlerde bir şehidimizin haberini duyurmuştuk. Üst bölgesinde birkaç gün önce şehit olan Emrah e, Emrah Erkan memleketi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi. <laughs> Kuzey Irak'taki üst bölgesinde görev alan piyade uzman çavuş Emrah Erkan silah kazası sonucu şehit düşmüştü. 26 yaşındaki şehit Emrah Erkan'ın naaşı dün memleketi Erzurum'a getirildi. <laughs> Emine Şaban Erkan çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Emrah Erkan'ın naaşı bugünse son kez Hilalkent semtindeki evine götürüldü. <laughs> Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından oturduğu apartmanın önünde Erkan için yakınları ve komşularından helallik istendi. Onların kader misiniz? Evet. Erkan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Merkez Yakutiye ilçesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Namazın ardından tören kıtası tarafından omuzları alınan şehit cenazesi vatandaşların da katılımıyla top arabasına kadar taşındı. Daha sonra cenaze arabasına konulan şehit naaşı toprağa verilmek üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü. Öte yandan Erkan'ın 21 Ekim günü Tunceli'de şehit olan jandarma komando uzman çavuş Burak Tortum'la ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenildi. Şehidin ağabeyi Zafer Erkan, kardeşim şehit Burak Tortum'la sınıf arkadaşıydı. Şehit olduğu haberini duyunca kardeşimle görüştüğümde demek ki Allah onu daha çok seviyormuş demişti. Bu haftada kardeşim şehit oldu. Demek ki Allah kardeşimi de seviyormuş diye konuştu. Rabbim sevdikleriyle buluştursun. Hem sevenleri kavuştursun hem de e, Rabbim bizleri de ahirette kendi sevdikleriyle birlikte haşreylesin. Birlikte e, var etsin. Tabi bizlerin de gayret etmesi lazım. Çokça gayret etmemiz lazım. E, bugün bir daire almak için bile İstanbul'da ya da herhangi bir yerde bir takım şeyler yapmamız lazım. Çalışıp para biriktirmemiz lazım. E, harcamalarımızı e, dikkate almamız lazım. Tasarruf etmemiz, birikim yapmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Dünyada bir mekana sahip olmak için üç günlük dünya diyoruz ya. Peki ebedi hayat için konforlu bir istirahatga arzu ediyorsak neler yapmamız gerekir? Aslında hepimiz çoğu şeyi biliyoruz. Farkındayız da bazen nefsimize söz geçiremiyoruz. Rabbim Nefsini nefsinin elinde e, olanlardan değil de nefsini elinde kontrol edenlerden eylesin cümlemizi amin. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Kayseri'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında fiziki icraatların yanı sıra en büyük kazanımlarının e, özgüven olduğunu dile getirdi Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin geriye bıraktığı 19 yıllık iktidar sürecinde ülkeye fiziki anlamda saymakla bitirilemeyecek yatırımlar yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, bunlar kadar önemli 3 kazanım daha olduğunu aktardı. Bunlardan bir tanesi özgüven inşasının sağlanmasıdır. Yapamayız, yaptırmazlar, Elinoğlu bize bu konuda asla göz açtırmaz. Kendi uçağımızı yapamayız, kendi savunma sanayimizi kuramayız, kendi helikopterlerimizi yapamayız diyerek yıllar boyunca, on yıllar boyunca Gevur bize ne der diye onun eleştirisini bekleyen, terbiye salonlarında terbiye edilmeyi bekleyen bir Türkiye vardı. Ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada her alanda kendi milli yerli imalatını yapabilecek bir güce kavuşmuş olan. Türkiye ve çevresindeki bütün sorunlara karşı korkusuzca ama basiretle ve kararlılıkla üstüne gidebilen güçlü bir Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Türkiye hiçbir şey yaptırıl yaptırılmayan bir ülke olmaktan, ambargolarla baskı altında tutulan bir ülke olmaktan, siyasi olarak nereye yöneleceğinin de birileri tarafından çizildiği bir ülke olmaktan bugün tabir caizse ekonomik olarak siyasi olarak ayakları yere sağlam basan güçlü bir Türkiye haline gelmeye başlamıştır. Bu anlamda özellikle genç nesillerimiz için bu özgüven inşasının Türkiye'nin en büyük kazanımı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin vesayetçi zihniyetin gölgesinde yıllarını kaybettiğini dile getiren Kurtulmuş, vesayetle mücadelenin Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu aktardı. 70 küsur yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş tane darbe. Çok sayıda darbe niyeti. En sonuncusu 15 Temmuz'da olmak üzere çok sayıda darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olan bir ülkeyiz. Ama ondan da daha kötüsü. Daha düne kadar yakın olan bir tarih için konuşacak olursak koca koca gazetelerimizin manşetlerinde yüksek rütbeli bir subaydan alınan bilgiye göre diyerek siyasete dizayn edilmeye çalışıldı, yön verilmeye çalışıldı o vesayet günü hatırlıyoruz. Meclisin kararına rağmen kaosa kalkan eller diye manşet atan Türkiye'nin çok satan gazetelerini hatırlıyoruz. İşini yapmadığı diye kızdı başbakanı pijamayla kapıda ibret olsun ders alsın diye karşılayan iş adamlarını hatırlıyoruz. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları görüntüsü altında 28 Şubat'ın paletlerinin şakırtılarına alkış tutan STK'ları hatırlıyoruz. Ya da 27 Nisan sürecinde ortaya çıkarak ordu göreve diyerek slogan atabilecek vesayetçi zihniyete sahip olanları hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür 15 Temmuz tarihiyle birlikte bu millet bütün bu vesayet odaklarını, veliyetlerini, defterini dürerek çöp denekesini atmış, tarihin tozlu raflarına kaldırmıştır. Kurtulmuş geçmişte devletin başka, milletin başka telden çaldığını, şimdi ise millete hizmet etmekle görevli olan herkesin milletin içinde olduğunu dile getirdi. Bu Türkiye için büyük bir kazanımdır. Millet ne düşünüyorsa millet adına devleti yönetenler de milletin düşüncesiyle hemhal olmuş vaziyette aynı şekilde aynı istikamette yönleniyor. Bu üç tane önemli kazanımın AK Parti yönetimlerinin döneminin en önemli kazanımları olduğu ve bunun partiler üstü bir Türkiye kazanımı olarak önümüzdeki yıllarda da mutlaka korunması gerektiğini ifade etmek isterim. Evet Çok önemli açıklamalar bunlar aslında çok sık duyma, duyduğumuz şeyler değil. Ee, bu süre içerisinde Ak Parti ile birlikte kazanılan en önemli değerleri sıraladı. Fiziki hizmetlerin yanı sıra böyle bir hizmeti de oldu Ak Parti hükümetinin Türk milletine bunlar önemli. Fakat kim için önemli bunlar? Tabii ki milletin tamamı için önemli ama önemini kim daha iyi anlıyor? Onu doğru cümle bu olur belki. Doğru soru. Ee, önceki örneğini yaşamış olan insanlar bugün bunun kıymetini daha iyi anlayabiliyorlar. Peki bahsettiğimiz bu yıl süreç sadece AK Parti'nin iktidarı 19 yıl. Yani biraz daha öncesine gittiğimiz zaman bugün 25 yaşının altında olan hiç kimse bunun ne demek olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla e, boşuna bunları konuşmayalım anlamında değil. Bunlar çok önemli şeyler ama e, bugün 25 yaşın altında olup bu söylenilen şeylerin ne anlam taşıdığını, ne önem arz ettiğini bilemeyen milyonlarca genç var. Ve bunları seçmen olarak da görürsek, işte hani Z kuşağı mıdır, Teknofest kuşağı mıdır bir tartışma gündemi var ya... E, dolayısıyla bu kuşak seçmen. Onlara bunu anlatmak yetmiyor. Onlara başka şekilde anlatmak lazım. Bu büyüklerin anlayabileceği bir şey. Arada unuttuğu zaman evet ya bak doğru söylüyorsun. Bizimki de ne nankörlük ya. Yıllar oldu biz bunun içinde yaşıyoruz farkında değiliz. Oysa ki geçmişte böyle değildi. Geçmişte devlet millet ilişkisi bu şekildeydi. Geçmişte işte e, özgüvenimiz bu şekildeydi. Bakışımız, ufkumuz bu şekildeydi. İşte bugün savunma sanayi, bugün işte e, e, diğer alanlar, sağlık sektörü, şunlar, bunlar, uluslararası diplomasi, e, askeri alanlar, ihracatlı, ithalatlı vesaire. E, bunlar geçmişte bu şekilde değildi. Bugün bu noktaya geldi. Fakat bunun içerisine doğmuş olan genç diyecek ki benim dünyamda bu hep böyleydi. Benim için aksi yok ki zaten. Ta ki onu yaşayıncaya dek bu onun gözünde bir anlam ifade etmiyor. O zaman o gençlere de ulaşabilmeli, o gençlere de e, onlar nezdinde kıymetli olabilecek bir şeyler yapmakla beraber kıymetli hale gelebilecek şekilde anlatmak lazım. Mücadele o alanda da yapılmalı. Oysa ki benim için çokça önemli bu ifadeler. Evet devam ediyoruz başlıkları aktarmaya. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek Türkkan derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit abisine ağır küfürler eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Van'daki programları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Türkkan'ın şehit yakınına yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi. İYİ Parti Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın bu şehit yakınına galiz küfrü ve hakareti maalesef ilk değil. Bundan evvel de yine bir şehit babasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda misafir locasında oturan e, şehit babasıyla ilgili olarak da e, hakaret hamiz ifadelerde kullanmıştı. Demek ki e, bunların böyle Türkiye'nin karakteri haline gelmiş. Bu e, şehitlere, şehit yakınlarına yapılan bu küfrü ve hakareti şiddetle lanet diyor, lanet diyorum ve derhal istifa etmeli ve partisinden de ihraç edilmelidir. Ancak üzülerek görüyoruz ki e, kadın hakları deyince veya e, şehitlerimiz söz konusu e, olunca e bunların hiçbir ses çıkarmadığı ve tepki vermediklerini de üzülerek ve görüyoruz. Evet, son günlerin, son dönemlerin konuşulan konuları, aynı zamanda merak konusu olan konularından birisi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı başkanı adayı. Henüz ortada bir aday yok. Adayın kim olacağı ortada değil. Gerekli mi açıkçası seçime henüz ee, daha varken bir adayın belirlenmemiş olması çok bir kayıp değil ama mevzu kimsenin aday olarak e, kendi işte genel başkanlığını, milletvekilliğini koltuğunu tehlikeye atmak istemiyor olması gerçeği bundan dolayı bu konu biraz önem arz ediyor. İşte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kendisinin aday olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek de mutlu olmayacağını söyledi olar biz daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini 2023'te rakibi olarak görmek istediği iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisinden burası önemli aslında ee, ...Kılıçdaroğlu dedi ki... ...biz demokrasiyi savunuyoruz... ...onlar tek e, adamlık rejimi savunuyor... Ee, ...buna rağmen... ...hani bunu söyleyen kişi... ...ne durumda... ...nasıl bir durumda olan birisi için bunu söylüyor... ...19 yıllık e, partisiyle birlikte... ...girdiği hiçbir seçimi... ...kaybetmeyen bir Erdoğan'ı... ...tek adamlılıkla... ...ya da onun partisini tek adamlı... ...rejimi savunuyor... ...olmakla itham ediyor girdiği 11 seçim miydi? Her seçimi kaybeden ama halen genel başkanlık koltuğunda oturmaya devam eden kişi diğer tarafta hiç seçim kaybetmemiş bir siyasi görüşü tek adam rejimini savunuyor olmakla itham ediyor. Bu da günün fıkrası bölümünde size aktaracağımız kısım diyelim. Ve Diyarbakır'a doğru yola koyulalım. Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Diyarbakır'da unutmak istemediğimiz o tabloyu ekrana getireceğiz. Unutulmasın, sesleri kesilmesin diye hemen her gün ekrana getirmeye çalıştığımız Diyarbakır aileleri, Diyarbakır annelerini ekrana getiriyoruz. Diyarbakır'da daha kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 797. gününde sürüyor. Kars'ın Digor ilçesinden 1992 yılında 17 yaşındayken daha kaçırılan kardeşi Ejder için gelen ağabeyi Yasin Çağda oturma eylemine dahil oldu. Çağ kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken daha kaçırıldığını belirterek o günden bu yana kardeşinden bir haber alamadıklarını söyledi. Kardeşine seslenen Ça, eğer bizi izliyorsa gelsin teslim olsun. Kardeşimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum dedi. Evet devam ediyoruz. Ee, sanırım son haberimiz olacak. Süre itibariyle kontrol ettiğimizde Aktaracağımız son haber e, Yunanistan'da yangın ve sel mağdurları gösteri düzenledi. Dünyanın birçok noktasında aslında bu takım e, afetler yaşanıyor, yaşanmakta. İşte Avrupa'da yaşandı hatırlayın Almanya'da, Yunanistan'da yaşanıyor. Geçtiğimiz e, hemen bir iki gün öncesinde Bosna Ersek'te bir sel e, meydana gelmişti. Dünyanın birçok noktasında e, işte bugün iklim krizi başlığı altında da ele alınabilecek birçok afet meydana geliyor. Fakat bunların yanı sıra Yunanistan'da bir protesto var. Son dönemde doğal afetlerle karşı karşıya kalan Yunanistan'da göstericiler hükümetin yaralarını sarmasını istedi. Hükümetin bu noktada gereken çalışmaları yapmadığını, yardımları yeterli yapmadığını, önlem almayı bırakın yaraları saramadığı konusunda hükümeti protesto etti. Yunanistan'ın başkenti Atina yeniden gösteriye sahne oldu. Aralarında orman yangınlarından zarar görenler ve selzedilerin bulunduğu protestocular, hükümetten iklim kriziyle mücadele için önlem alınmasını ve doğal afetlerde zarara uğrayanların kayıplarının karşılanmasını talep etti. Orman yangınları ve sel nedeniyle zarar gören çiftçiler üretimde yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekerek yetkililerden tarıma destek verilmesini istedi. <laughs> Çiftçi Yannis Hioti bugün tüm Yunanistan'ı temsil eden bu eylem için buradayız. Yanmamak, sele maruz kalmamak için onurlu bir şekilde yaşamaya yetecek kadar gelirimizi korumak için mücadele ediyoruz dedi. <laughs> Eyleme katılanlar arasında depremzedeler, itfaiye görevlileri ve çevreciler de vardı. Sintagma Meydanı'nda başlayan eylem parlamento binasına yürüyüşle devam etti. Çevreci gruplar eyleme iklim krizine ilişkin endişelerini dile getirdikleri şarkılarla katıldı. Başta başkent Atina'nın bulunduğu Attiki bölgesi, Eğriboz Adası ve Mura Yarımadası olmak üzere Yunanistan'ın birçok bölgesinde Ağustos'ta orman yangınları çıkarken, Ekim ayında Eğriboz Adası'nda yaşanan sel felaketi bölgede ciddi hasara neden olmuştu. Evet, e, hani farkı ortaya koyamadığımız noktalarda hiçbir şeyin kıymeti ortaya e, çıkmıyor dedik ya. Ama bu şu dönemde yaşayan herkesin fark edebileceği bir şey. E, her fırsatta devletin kapısına bir çuval engel koymaya çalışan odaklara rağmen e, dünya genelinde devletlerin afetlerle nasıl mücadele ettiği, afet sonrasında vatandaşlarının yaralarını nasıl sardığını görmüş oluyoruz. Bir de ülkemize, devletimizin nasıl müdahale ettiğini, nasıl e, hizmetler verdiğini görüyoruz, yaşıyoruz bizzat bunları e, görüyoruz diyelim. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Efendim Yeni Gün Başlıyor programı 8 Kasım Pazartesi günü itibariyle bu haberle son buluyor. Yarın inşallah yine saat 8'de görüşmek ümidiyle. iyilikle kalın. Allah'a emanet olun.